Efendim, Tunceli 2018'de Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şimdi ise sıra Dünya Şampiyonası'nda hummalı bir çalışmanın olduğu kent Haziran ayında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Biz de şimdi Tunceli'ye gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Anıl Yağcı karşımızda olacak ve yanında da bir konuğu var. Nasıl bir hazırlık var Dünya Rafting Şampiyonası'na o noktada? Detaylar nedir? Size bırakalım sözü Anıl. Muhteşem doğası ve gürül gürül akan suyuyla biz şu an Munzur Çayı'ndayız. Terörle mücadeledeki başarılı operasyonların ardından Tunceli artık muhteşem doğası ve nefes kesici manzaralarıyla Türkiye kamuoyunda ön plana çıkıyor. Senin de belirttiğin gibi Zeynep Bulut Şenel, burada 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenmişti. Şimdi Tunceli daha büyük, daha dev bir organizasyon için çalışmalara başladı. Dünya Rafting Şampiyonası Haziran ayında Tunceli'de düzenlenecek. Yayın konuğumuz Tunceli valisi Tuncay Sönel. Ben hemen kendisine sormak istiyorum. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Bizler de görüyoruz, çalışmalar devam ediyor. Haziran ayı geldiğinde burası nasıl olacak? Çalışmaların seyri şu an ne yönde? Biraz belirtebilir misiniz? Evet, önce bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza Huzur Şehri Tunceli'den, Munzur Nehri kenarından selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonları sonucu artık Huzur Şehri Tunceli. Tunceli artık hem huzur şehri, hem turizm şehri, hem spor şehri, kültür şehri, hakikaten üst üste geldi. 2018 yılında Tunceli'de ilkler yaşanmaya başlanmıştı. İlk kez Mayıs 2018'de Tunceli'de Rafting Türkiye Şampiyonası yapılmıştı. Yine Tunceli'de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşüt Akrobası Şampiyonası yapılmıştı. Yine Sujeti ve Flyboard Şampiyonası yapılmıştı. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızın ve Rafting Federasyonu AS Başkanı Fikret Yardımcı Başkanımızın desteğiyle bu yıl Kiev'de Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de yapılacağı kararlaştırıldı. 8 ve 13 Haziran 2019 tarihlerinde sporcularla, teknik heyetiyle yaklaşık 1000 misafirimizi Tunceli'de ağırlayacağız. Biz de şu an Munzur Nehri'nde yine teknik arkadaşlarımızın desteğiyle doğal rafting parkurlar yapıyoruz. İki bölümden oluşuyor. Bir, yarışmaların yapılacağı rafting alanı, bir de rafting'e başlayan çocuklarımız için, yeni başlayanlar için yine doğal rafting parkur alanında yapıyoruz. Aynı zamanda Munzur Nehri hem ülkemiz için de çok önemli ve buradan 80 kilometrede Ovacık gözlerinden doğuyor. Bu Munzur Nehri yöremiz için de çok önemli ve Dünya Rafting Federasyonu tarafından 36 kilometrelik kısmı uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Huzur şehri olunca hakikaten yapmış olduğumuz çalışmalarda da hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Bakanlarımızın yöremize büyük desteği var. 1,5 yıldır hem valilik hem belediye hizmetlerinde de hakikaten gözle görülür bir artış oldu. Güzellikler ortaya çıktı. 200 metrekare peyzaj alanlarından 2500 vatandaşımıza iş, aşa kadar yapılan yeni düzenlemelere kadar Munzur üzerinde yapılan gondol gezileri, surat tekneleri, gezi teknelerine kadar yapmış olduğumuz ve güneyden getirdiğimiz deniz kumundan oluşturduğumuz kumsallara kadar, yüzme plajlarına kadar artık Tunceli'miz hem huzur şehri hem turizm şehri. Bizler de diyoruz ki gelsinler yöre insanımız, vatandaşlarımız, bizi ekranları başında izleyen vatandaşlarımız Tunceli'nin bu tarihi, bu doğal güzelliklerini görsünler. Pürümür'ün tadına baksınlar. Ulukale Dutu'nun tadına baksınlar. Yine bu bölgede yetişen Tunceli sarımsağının tadına baksınlar. Hem spor var, hem turizm var. Zaten otellerimizde yer yok. Yatırımcılarımızla da görüşüyoruz. Yeni otel yapacak yatırımcılarımız mevcut. Hem istihdam konusunda, hem turizm konusunda, hem diğer konularda biz devletimizin şefkatini, sıcaklığını, merhametini başta yetim ve öksüzlerimiz olmak üzere engelli vatandaşlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Efendim, terörle mücadelenin en önemli ayaklarından biri de tabii ki eğitim ve spor. Bu anlamda yapılan bu rafting üzerine yapılan yatırımlardan sonra Tunceli'deki gençlerin, öğrencilerin, çocuklarında yoğun bir ilgisi var diyebilir miyiz raftinge? Hakikaten gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli. Okul öncesinden üniversite gençliğine kadar onlarla devamlı beraberiz ki biz meyvelerini almaya başladık. İlk defa 4 tane kız evladımız milli takıma seçilerek
ülkemiz İtalya'da yapılan rafting şampiyonasında temsil ettiler. Yine bizim okul öncesinden üniversiteye kadar İçişleri Bakanlığımızın biliyorsunuz Bizans Ulus projesi vardı. Lise sonlarımızın üniversite gezileri vardı. 2019 çocuğumuzu uçaklarla biz İstanbul'a, Ankara, Afyon, Karahisar'a, Aydın'da, Denizli'ye gönderdik. Her hafta okullarımızı ziyaret ediyoruz. Sınıf sınıf dolaşıyoruz. Yeteneklerimizi keşfediyoruz projemiz var. Çocuklarımızın müzik dalında, görsel sanatlarda, sporda başarılı olan çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Başarılı çocuklarımız eğitimde zaten ilk sıralardayız. Hakikaten bu başarılı çocuklarımızdan da güzel dönüşler oluyor ve inşallah nice şampiyonlar çıkacak Tunceli'de. Efendim teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Tunceli'deydik, Munzur Nehri'ndeydik. Arkamda görmüş olduğunuz Munzur Çayı 2019'un Haziran ayında Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Buraya dünyanın her yerinden yüzlerce sporcu ve yüzlerce takım gelecek. Kıyasıya bir yarış olacak. Bizler de TRT Haber ekipleri olarak o şampiyonayı da tekrar ekranlarınıza yansıtacağız diyelim.